Evet arkadaşlar, biz de bugün yolumuz Özbağ'a düştü. Çamşır'ın Özbağ köyü. Çetinkaya'dan geldik. Tabii biz sponsor olarak buradan lastikçi Sinan Aydoğmuş'a da teşekkür ediyoruz. Bizleri o getirdi, sağ olsun, Allah razı olsun. Yoksa mazot pahalı, gelemiyoruz. Onun işi vardı. Biz de onunla beraber geldik. Özbağ'ı bir çekelim dedik. İlk kez geliyoruz biz de. Diğer adı Şahna. Gelin hep beraber bir Özbağ'ı gezelim bakalım. Bir bulut kaynadı da divrik edindey. Bir bulut kaynadı da divrik edindey. Uzaktır gölgesi de yarın köyündey. Uzaktır gölgesi de yarın köyündey. Kurban olam güzelliğin delin dilinde. Kurban olam da güzelliğin elin dilinde. Nedim doya doya da yer diyemedim, ah aman aman. Nedim doya doya da yer diyemedim, ah aman aman. Kapısının önünde ince bir dere. Ağlıya ağlıya da çevirdim göle. Ağlıya ağlıya da çevirdim sele. Hayın güzelliğinde benim şu başıma bela. Hayın güzelliğinde benim şu başıma. Nedim utandım da ele diyemedim, ah aman aman. Nedim utandım da ele diyemedim, ah aman aman. Çevirdin de bu garip adiyi. Kırdın kollarımı da büktün belimi. Kırdın kollarımı da büktün belimi. Hayın senden başkasına yar dersem. Gavur senden başkasına yar dersem. Acımam keserim ben bu dilimi. Acımam keserim ben bu dilimi. Aman aman.
Evet abi, seni tanıyabilir miyim? Ben Garip Sarıtaş, Divri Özbağ Köyü'nden. Özbağ Köyü'nden. Evet. Diğer adı ne abim? İlk adı Şahna. Şahna. Evet. Sonradan Özbağ oldu. Özbağ nasıl oldu. Köyde yaşamak abi? Köyde yaşamak güzel de biz gurbetçiyiz, gelip gidiyoruz abi. Yani. Ama Gine'yi... Herkes gurbetçi. Aynı. Herkes gurbetçi, yazın gelip kışın gidiyor. Bazı bura yerli olanlar da var ya. Yerli olan yerli olan 3-4 ev kalıyor kışın, kimse kalmıyor. Siz dışarıdan geliyorsunuz, sorunlar var mı? Bence yolu asfalt değil maalesef, hep tozdan geçilmiyor. Yapılacak ama ne zaman yapılacağını bilmiyoruz. Suyu yeterli mi abim? Suyu yok. Su da evet. Zaten bak, dereden hiç su akmıyor. Dere aşağı gidiyor, su yok. Çeşmesine zaten aynen. iki saat bırakıyorlar sonra kesiyorlar. Aynı yani. Bizim Çetinkaya da aynı ya. Evet. Aynı. Su sorunumuz çok büyük. Peki market mi geliyor buraya? Market geliyor. O da günlük şey, Divriğine. Haftada iki gün geliyor. Haftada iki gün. Minibüste oluyor. Gidip geliyorsunuz. Minibüste Divriğine gidiyorsun. Alışverişe, Kankal, Divri, Sivas böyle. Genelde buranın geçimi neyden? Aslında genelde şeydi yani, reşber, hayvancılık. Hayvancılık. Bitti yani. Bitti, o da bitti. Evet. Peki abim, çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür sağ olun. Bana dediler ki gurbet çok iyi, onun için terk eyledim köyümü, güzel köyümü. 5 liraya aldım da bir kova suyu, yıkla da bizim çaylar yıkla. 5 liraya aldım da bir kova suyu, yıkla da bizim çamşık Özbağ Köyü, eski ismi Şahna, Namlı Yar Okulu'nun oğlu Ali Ölmez ben, İsmail Ölmez ama babama okul deyince tanıyorlar. Evet. Bu civarda hep. Köyümüzün gördüğümüz yer Kuş Kayası, karşısında Kartal Yuvası, onun üzerine de köyümüz var zaten. Geçimi neyle abi buranın? Yani tarım ve hayvancılık. Hayvancılık üzerine. Aynen. Zaten babam da çiftçilikle uğraşıyordu, tarımla uğraşıyordu. Onun haricinde işte 12-13 yaşında gurbete çıktık.
Orada ilk albüm yaptım ben. Kıyma Felek diye bir albüm çıktı. O albüme Ana Sana Doyamadım türkümle kardeşe Ağıt'ı okudum. Fakat o zaman 60'lık ve 90'lık bir kaset olduğu için evet. Eserler sığmadı. Birinden iki ağıt biraz ağır gelir dedim. Hem de o zaman annem hayattaydı. Abimin üzerine yazdığım bir türküydü kardeşe Ağıt. Annem duymasın diye rahmetli annem. O kardeşe Ağıt'ı ben albümden çıkarttım. Başka bir sanatçı arkadaşıma verdim. Aynı firmanın sanatçısıydık. Evet. Fatoş Özgül diye bir bayan arkadaşım Almanya'dan geldi. Ona verdik. Aynı firmadan öyle çıktı. Onun haricinde işte müziğe devam ettik. Peki konserlerde, abi, türkülerde, işte düğünlerde. Öyle o şekil gittik. Burada ben ilkokula gittiğim zaman benim ilkokul öğretmenim vardı. Bu yılan, Afşar'ın yılanlı. Evet, biliyorum. Türkiye'nin, biliyorum orayı. Mizrası var. Hı-hı. Orada bir öğretmenim vardı, Rıza Ateş diye. O çok güzel saz çalardı. Evet. Okula gittiğimde beni yanına alırdı, sazı çalardı, bana türkü söyletirdi. Bir gün bize sınıfta sordular işte sen ne olacaksın? Bir, kimi dedi doktor olacağım, kimi dedi işte öğretmen olacağım. Ben de dedim ozan olacağım. Şimdi bu çocukluk hayalimdi. Çok şükür onu da gerçekleştirdik. Hakikaten öyle oldu. Doktor olamadık, evet. Öğretmen olamadık ama ozan olmaya çalışıyoruz. 450'nin üzerinde eserim var hocam. Maşallah. Evet. Bunların birçoğunu zaten 12-13 tanesini kendi kasetimi okudum. İşte sanatçı arkadaşlarım okudular. Ondan sonra işte ömrümüz yeterse de bu eserlerimizi gün ışığına çıkartmaya çalışacağız sizlerin sayesinde böyle. Sağ olun abi. Peki abim siz burada yazlık kışlık burada mı kalıyorsunuz? Gurbete gidiyor musunuz? Yok ben emekli oldum işte. Biraderin böyle güzel bir projesi vardı. Evet. Benim küçük kardeşim Nihat Ölmez. Kendisi gerçekten her konuda mahir. Abi dedi köyde böyle bir projem var ve ben de köyü çok seviyorum. Gelir misin dedi, gelirim dedim işte. Kardeşimin yanına geldim. Ona bir abisi olarak destek evet. olmaya çalıştım işte. Gördüğüm kadarıyla yolunuz bozuk, asfalt değil. Gelene kadar tozdan, hiç sorma arabamız da eski model olduğu için tozdan zor geldik. Valla bu yol daha geçen yıla kadar evet. Toprak yoldu. Bu yıl işte asfalt oldu. Asfalt değil de stebze yapmışlar. Stebze yapmışlar, evet. Yani onu bir şey diyemeyeceğim. Hmm. Yani işte keşke alt yapısı falan var mı köyün? Var var. Kanalizasyon falan hepsi geçti. Ama sular maalesef sular da yok. Sularımız yok. İşte ama köyümüz ya o biraz da doğa olaylarından kaynaklanan şey. Aynen. Çünkü bizim buranın suyu analiz yaptılar. Öyle mi kardeşim? İkinci çıktı temizlik bakımından. Sırf buranın suyu için, havası için evet. geliyor insanlar buraya. Köyümüz şirin bir köy. Güzel bir köy. Komşularımız hepsi güzel köy. Güzel komşular. Yani bizim köyümüzün biraz da o yönüyle övünerekten anlatıyorum. Hakikaten 7 yabancı da gelse bu köyde mutlu gider. Mutlu çok gider. Teşekkür ederim. Sizin aracılığınızdan da bizi seven dostlarımıza, sesimizi duyan, sesimizi işittirdiğiniz her yere selamlarımla saygılarımla sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok yapmanıza sağ olun. Eyvallah diyorum. Tamam. Görüyor musun beni? Göbeğimi çekme. Çekiyor şu an. Göbeğimi çekme, tamam mı? Tamam. Evet, Özbağ'ı gezdik arkadaşlar. Tabii yolları maalesef stebze. Tozdan geçilmiyor. Sular yok maalesef. Çeşmelerin hiçbiri akmıyor. Yani inşallah bizlerin aracılığıyla da yetkililer bu işe el atarlar. Tabii başta suyla yol önemli köye. İnternet fazla çekmiyor. Çocuklar zaten köye gelmiyor. Niye gelmiyor? Diyor ki internet yok benim orada ne işim var diyorlar. Yani zaman, teknoloji zamanı inşallah bunlar giderilir. Buradan herkese iyi seyirler diliyorum. Bir başka köye inşallah bakalım buradan nereye gidersek. Hadi iyi seyirler.